Filipinler'den herkese merhaba arkadaşlar. Evet, yine Filipinler'den bir başka videoyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlere Filipinler'de almış olduğum arabayı tanıtmak istiyorum. Türkiye'deyken kullanmış olduğum araba 2007 model Megane 2 idi. Renault Megane 2 idi ve o araba 300 bin kilometredeydi. O araba 300 bin kilometredeyken o arabayı yaklaşık 100 bin TL fiyata sattım. O arabanın bedeliyle bu görmüş olduğunuz Ford Escape XLS 2013 model arabayı satın aldım. (Gülüyor) 300 bin kilometredeki arabayı sattım ve onun yerine 40 bin kilometrede 2013 model araba satın aldım arkadaşlar. Yani çok ilginç değil mi? 2007 model arabayı satıyorum ve onun yerine 2013 model araba alabiliyorum. Türkiye'de satmış olduğum arabanın bedeliyle. Üstelik Türkiye'de kullanmış olduğum Megane 2 araç 85 beygir, bilemediniz 90 beygir gücündeydi. Bu araç 2300 motor ve 150 beygir. Evet, 150 beygirlik bir arabaya biniyorum. Yani 2300 cc 150 beygir motoru var. Dolayısıyla tabii ki biraz fazla benzin yakıyor. Belki 12 litre falan yakıyor 100 kilometrede ama araç çok konforlu arkadaşlar. Aracımı sizlere kısaca anlatmak istersem Ford Escape XLS idi. Gazolin, yani benzin kullanıyor aracımız. Gördüğünüz gibi SUV türü bir araç. Buradan böyle açıyoruz. Arkası bu şekilde. Arkası çok güzel. Kapatalım. Let me close it. Burayı ayrı bir şekilde açabiliyoruz. Gerçekten harika. Yani biraz pahalı bir araç. Yani zenginlerin kullanacağı bir araç ama bu aracı Türkiye'de bu aracı kaç liraya aldım? Bu aracı 300 bin pezoya aldım arkadaşlar. Yani 300 bin peso ne yapıyor? Yaklaşık olarak 85-90 bin TL falan yapıyor. Yani Türkiye'deki aracı 100 bin TL'ye sattım. Onun yerine bu görmüş olduğunuz aracı 90 bin TL'ye aldım. İşte Türkiye'de ne kadar vergi olduğunu sizler de böyle anlayabilirsiniz, görebilirsiniz. Evet, iç kısmına bakıyoruz. Burada böyle şey var. Renault Megane 2'de böyle bir şey yoktu. Görüyorsunuz. Burada cebi var. Burada ayrı bir başka bir cebimiz daha var. Burada da yine cebimiz var. Burada da yine böyle tepsimiz var. Bardaklık. Yani araç gerçekten çok güzel. Devam edelim. Ön tarafa bakalım bir de. İç kısmına bakalım aracımızın. Ve görüyorsunuz aracımız otomatik bir araç ve aracımız gerçekten çok sessiz. Burada yine ayrı bir gözü var. Şurayı şöyle açalım. Burada ayrı bir göz var. Burada ayrı bir göz var. Burada ayrı bir göz var. Böyle çakmaklık burası. Bir çalıştıralım. Sesini dinleyelim. Ne kadar sessiz olduğunu görün arkadaşlar. 150 beygir aracın sesini dinleyeceğiz şimdi. Evet. Şu anda 150 beygir aracı dinliyoruz. Park halinde aracımız. Görüyorsunuz gayet güzel. Tüm kapılar otomatik. Böyle gördünüz. Bütün kapılar otomatik. Allah herkese böyle güzel bir araba nasip etsin arkadaşlar. Böyle bir araç Türkiye'de 300 bin TL civarında. Ve Filipinler'de işte görüyorsunuz 90 bin TL'ye, 85 bin TL'ye, bilemediniz 100 bin TL'ye böyle güzel bir araca binebiliyorsunuz. Üst tarafımızda neler var ona bakalım şöyle. Aynamız ve aynayı açınca hemen ışıklar yanıyor. Tabii ki burada da aynı şekilde aynamız. Görüyorsunuz böyle. Güzel. Burası böyle sessizce açılıyor.
Güzel. Ve aracımız tabii ki yük taşımak için de ideal. Gördüğünüz gibi üzerinde bagaj yeri var. Evet, bir de aracımızı çalıştıralım. Bakalım sürüş keyfine bakalım nasıl. Türkiye'deyken manuel araba kullanıyordum. Bu otomatik araba. Tabii hemen alıştık otomatik arabaya da. Şimdi kullanıyoruz. Emniyet kemerimizi takıyoruz tabii ki öncelikle. Ve aracımız park modunda ve hemen buradan D'yi alıyoruz. Evet. Dönelim şöyle bir şuradan gidelim gelelim. Motosiklet geliyor. Tabii Filipinler'de en çok şey motosiklet. Evet. Evet, dönüyoruz. Hemen vitesi attı. 2'ye geçti. 3'e geçti. Burası biraz sakin ama şehir acayip kalabalık. Şu anda 4'e geçtik mi? Geçmedik. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel sürüş keyfi var. Show the road honey. Evet, hemen önümüze bir motosikleti çıktı. Geçemiyoruz. Okay, show it to me, show it to me. Sessiz sedasız gidiyoruz. İleriden döneceğim, geleceğim. Bir gün Filipinler'de bu Lipa şehrinden Manila'ya tur yapacağız. Ve o yol videosunu çekeceğim. Bakalım Filipinler'de trafikte neler oluyor. Birlikte göreceğiz. Şu motosiklete geçeyim. Okay, yani show, show, show. Okay. I mean, I said show the road. Okay, like that. Şuradan dönüş yapalım. Bu da bir türlü dönemedi yani. Şu ne kadar yavaş. Bazen Filipinler'de çok yavaş araba kullanıyorlar. Evet. Bazı insanlar görüyorum böyle ya, altında adamın neredeyse 2500 cc 4x4 bu arabanın iki misli değerinde araba var. Adam neredeyse Renault 12 sürüyor gibi araç kullanıyor ya. Hemen önümüzde bir tane tricycle geldi. Görüyorsunuz tricycle'ı. Tricycle'lar burada yolların kralı. Bunu böyle sağdan geçiyorsunuz. Okay. Burası eşimin annesinin evinin kaldığı yere gidiyoruz. Lipa ile Santo Tomas arasında sınır gibi bir yerde, köprünün başında. Şimdi birazdan göreceğiz. Bu arada aracın da sesini dinliyorsunuz. Tabii yol sesini dinliyoruz şu anda. Araç ne kadar sessiz. Çünkü aracımız sadece 40 bin kilometrede bir araç. Gerçi ben 41 bine geldim. Şu anda 41.005 olmuşuz. Burası eşimin annesinin evinin kalmış olduğu yer. Tabii biz de burada geçici olarak kalıyoruz. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Filipinlerle ilgili, yaşadığımız yerle ilgili çok sayıda videoyu sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bye bye.